Yani beden de bizim kontrolümüzde değil aslında da biz iradi cüz'iye hissettiğimiz müddetçe sorumluluğumuz var. Dolayısıyla da ona karşı kendimiz idare ediyoruz, evet. Zannediyoruz. Her yok, o zan. Evet. Hocam bir konuşma aralarınızda şey dikkatimi çekti. Sizler ölüydünüz, diriltildiniz. Tekrar öleceksiniz. El-Bakara suresi 26. ayette. Eyvallah. 28. Yani, Bakara 28'de öyle. 28. Siz ölüydünüz, diriltildiniz. Zikirle diriltildi. Sonra tekrar öldürüleceksiniz. Yani zikirle kişinin kendi variyetinin olmadığını öldürmesi demek, zikirde üç haslet vardır. Cenab-ı Hakk'ın üç tecellisi, yani efal tecellisi, sıfat tecellisi, zat tecellisi vardır. Bunları kul kendine nispet eder. Bunları kendisine değil de Cenab-ı Hakk'a verdiği zaman tekrar öldürmüş olur. Öldürüldü. Tekrar diriltileceksiniz. Ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Kişi mutikablente mutisırına erdikten sonra, yani fenaya efal, fenaya sıfat, fenaya zat yaptıktan sonra dirilir. Nerede dirilir? Biraz evvel söyledim. Beledi kalbin, ruhun meydana gelmesiyle dirilir. O ruh da ademiyet ruhudur o. Rabbine döndürülür. Rabbi daima her masarda, her sıfattan zatını ilan eden odur. Bu ayet-i kerimenin manasını böylece biz zevk ederiz. İşte biraz evvel söylemiş olduğum o Yusuf kıssasındaki olayda da kişinin nefsindeki olan o güçlü kuvvetli inek dediğimiz sıfatların enerjisinin tümünü Müşri Kamil'in ruhun istekleri olan hak ve hakikat tecellilerini ve yedirir. Yani verdiği telkinatlarla bunlar senin değildir onun dediği zaman o güçlü kuvvetli inekler ne olmuş olur? Bolon gibi sönmüş olur. İkinci bir rüya görmüş padişah. İkinci bir rüyasında da diyor ki 7 tane yeşil başağın 7 cılız başağın sardığını gördüm diyor. Dikkat ederseniz inek demiyor artık, başak diyor. Bir insan geliştiyse gelişmeye namzettir artık. Başak biliyorsunuz 7 tane 7 taneden 700 tane çıkaracak bir hazrettir. O bakımdan yeşil başağın dakikası burada Cenab-ı Hakk'ın dirille dirilmiş olması. Yeşil başak. Cılız başakları sarmış. Daha evvelden onun nefis istekleri vardı. Onda gayreti görme vardı. Gayreti duyma vardı. Gayreti konuşma vardı. Her türlü ikilik halindeki olan bütün nefis istekleri vardı. Bunlara fırsat vermez. Bir insan hakikaten harama bakmayı, gıybet dinlemeyi, yalan söylemeyi istemez mi? Bunlar ondan alınmış mıdır? Hayır. Ama terbiye olduğu için harama bakmayacak. Nefisle ilgili olduğu için, işte onları öldürüp iş yaptığı için, onları yediği için onları iade eder. Demektir bu. Ve böylece kişinin fena ve beka zevkiyle zevkler olmasının bir gereğidir. İşte Kamil'e geldiğimiz zaman bize Kamil nefis terbiyesinden sonra da Cenab-ı Hakk'ın her varlıktaki tecellilerini talim ettirir. Çünkü İslam dini fark dinidir. Her bir masarın istat ve kabiliyetine göre, surette insandır ama sirette hayvandır. Ona nasıl yaklaşılır? Yılana nasıl yaklaşılacak? Ağaca nasıl yaklaşılacak? Yani her türlü varlığın istat ve kabiliyeti nereden görecek? Fiillerinden görecektir. Çünkü fiilleriyle Cenab-ı Hak zahirdir. Süleyman Efendi Hazretleri diyor ki, sen riyazet sarayında diyor nefsi al ki bendine, fırsat bulup düşürmesin nefsin seni bendine. Eyvallah. Tabii. Çok mükemmel bir ifade. Güzel. İki beytin arasına yerleştirmiş yani. Nefis çok önemli. İşte nefis mücadelesi, nefis tezkiyesi, nefis terbiyesi diye vasıflandırdığımız olaylar budur. Sür çıkar gayri ta tecelli etsin hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Padişah bu gönül sarayına konmasını istiyorsanız, o padişah olan Cenab-ı Hakk'ın orada daima tecellisini, hükümetmesini arzu ediyorsanız, o zaman süreceksiniz, çıkaracaksınız gayriyeti oradan. Artık
Oradan gayret çıktığı zaman kulaklarınız gayreti değil, ayneti duymaya başlayacak. Gözler gayreti görmeyecek, ayneti görmeye başlayacak. Yalan söylemeyecek ağız değil. O hak vakti konuşacak. Konuşursa konuşacak, konuşmazsa sukut edecek. İnşallah Cenab-ı Allah bizleri de bu yolda daim eder. Bugün 3 kelime öğreniriz, yarın 5 kelime öğreniriz. Ama 3 kelimenin birisini uygularız, ikisini uygulamasak bile damla damla göl olur.